sizinle birlikte her kızın ihtiyacı olan güzellik tiyolarına bakacağız. Şu anki gördüğümüz şeyin bir Kore maskesi olduğuna inanamıyorum çünkü pürüzsüz görünüyor. Resmen bu maskeyi al dışarı çık ya. Maskeyi alıp dışarı çıkma yani, sürü böyle çıkalım. Bayağı güzel. Çıkardıktan sonra da böyle ışıl ışıl parlıyor ya. Bizim de suratımız böyle ay gibi parlar mı? Ay gibi parlamasına ihtiyacımız var çünkü. Sadece bir lip balmla makyaj yapacaksın. Bunu allık, kontür, far, aynı zamanda lip balm olarak da kullandın. Evet. İnanamıyorum. Bu nasıl bir şey oluyor? O zaman bu video bana diyor ki senin sadece bir lip balmı ihtiyacın var makyaj yapman için. Onun için hiçbir şeye ihtiyacımız yok. O zaman biz niye boştan ya para veriyoruz? Abi ben bundan sonra bir lip balmla makyaj yapacağım ya. Vallahi ne güzel iş. Oh, hiçbirine almana gerek yok. Ya da ablanın suratı çok güzel olduğu için biz öyle olduğunu inandık. Bilmiyorum. Ben de aynı şekilde olur mu? Hiçbir fikrim yok. Evet, aloe vera'nın saçlar için faydaları. Her şey için faydası var da yani bu tarz bir aloe verayı saçına kullananı ilk kez görüyorum. Benim kullanma yöntemim mesela şeydi. Bunu o içine alıp blenderdan geçirip o şekilde saça sürmekti. Ama bu daha mantıklı ve daha kolay. Gerçekten çok iyi o zaman. Bak ablanın saçlara bak. Oh. Biliyorsunuz ki bu bir chill trend arkadaşlar. Bayağı ünlü olmuştu bir aralar. Contour stick'imizi alıp bir brokolinin üzerine koyuyoruz. Ve böylelikle doğal chill'lerimiz oluyor. Evde bir brokolim yok. Şeker yedi. Ama gerçekten bunu denemek isterim. Bayağı gerçekçi görünüyor ya. Süper bir şey. Benim aslında gerçekte chill'lerim var ama makyaj yaptığım için kapanıyor chill'ler. O yüzden bu da nasıl bir şeyse. Çilim var, makyajla kapatıyorsun, üzerine brokoliden tekrar çilekliyorsun. Ne yıkaması ya bu? Dudağımız için bir renklendirici herhalde. Tamam, bu ruj falan değil. Oha, gıda boyasını alıp dudağını renklendirebilirsin. Ve kalıcılığı bayağı yüksek. Ardından lip gloss'unu da sür. Oha. Gerçekten her şeyin kolay yolu varmış arkadaşlar. Biz niye boştan yere pahalı rujlara pahalı pahalı paralar veriyoruz? Gıda boyası in, pahalı rujlar out. Bu ne? Bu bir krem mi? Yok, saç kremi artı şeker. Ne alak? Ne? Tövbe estağfurullah. O ne demek ya? Ay, ha böyle peeling yapıyoruz. Bir şey diyeceğim, bu gerçek rengin olmasın senin ya. Ben anlayamadım şu an ya. Oh. Aa, ne alaka? Nasıl oldu böyle bir şey? Ne yaşanıyor şu an, ben anlayamıyorum. Beyazlatıyor. Ay bu kadar beyazlatamaz. Ablan zaten ten rengi böyle miymiş? O zaman o kahverengi ton nasıl oldu? Abi nasıl oldu, ben anlayamadım. Nasıl bir şey yaşandı ya şu an? Tekrar izlemek istiyorum bu videoyu gerçekten. Evet, bakıyoruz. Abla önceden kahverengi tenli. Tamam, bu nasıl oluyor yani? Ha, önce bir şey sürüyor herhalde ya. Peeling gibi bir şey mi sürüyor? Ondan sonra bunu yapıyor, sonra böyle oluyor. Ben hiçbir şey anlamadım. Yani gerçekten benim aklım ermedi bu videoya. Bence yapmayın. Ne olur ne olmaz. Ha, bir markanın şeyine ihtiyacın yokmuş, lipstiğine. Onun yerine aşırı olgunlaşmış bir kiraz alıp dudaklarına sürebilirsin. Tabii ki de bunu yapabilirsin ablacığım. Ama o kirazı hep nereden bulacaksın yani? Ben şahsen şeftali tonlarını seviyorum, evet, ama onu oraya sürmeyecektik sanki abla. Ha, allık rengimizi öğreniyoruz. Evet. Seninkisi bu arada en arkadaki. Evet, o olmadı. O çok kötü oldu bak. Pembe de olmadı. O daha beyaz tenli kızlar için. Evet, o çok güzel oldu bak. Evet, doğru allık buldun var ya. Artık hayatın boyunca hep onu kullanırsın. Fardan buldum bunu. Mantıklı. Ve bunu farlarla yaptın ha. Yine fardan yapılmış bütün bir makyaj. Gerçekten bu videoları gördükten sonra diyorum ki harbiden niye bu kadar para veriyoruz o zaman diğer ürünlere? Hepsini aslında belli basit şeylerle yapabiliyoruz yani. Dudaklarımızın daha iyi görünmesini nasıl sağlarız? Oha, nasıl yaptın abi? Evet, önce bir nemlendirici stick sürdün. Okey, sonra şişe aldık. Ne alaka şimdi? Ha. Sonra farla resmen göz kapağımıza sürüyormuşuz gibi dudağımıza fırçayla sürüyoruz. Ardından bu bir tint falan herhalde, renklendirici, evet. Sonra highlighter mı? Kapatıyor oraları. Concealer herhalde. Oha. Bir şey diyeyim mi? Gerçekten şöyle bir dudağın rengini aşırı pahalıya satabilirler.
lip gloss adı altında. Ama bunu sadece farla yaptığına inanamıyorum şu an. Bunu ben de küçükken kullanıyordum bu arada. Dudağımıza sürdüğümüz her ürünü ben yanağıma sürerim abi. Yani bu bence çok güzel oluyor. Mesela dudağımda aşırı kötü görünen bir ruju yanağımda aşırı güzel bir şekilde allık olarak kullanabiliyorum. Benim gibi olanlar var mı? Yorumlarda bir kendi belli etsin. TikTok'tan öğrendiğim bir şey abi. Hiç gerek yok böyle bir bilgiye. Gerçekten zaten bu aleti ben hiç sevmiyorum. Kirpiği de koparıyor, dudakları da koparıyor. Şuna bakın, parça pinçik etti. Dudağını daha büyütmek için ama... Olmaz, yapmayın etmeyin. Güzel ve parlak yanaklar yapmanın formülüne bakacağız şu an. Neymiş bakalım? Önce bir highlighter'ımız yok, allığımız. Allık ve highlighter. Kesin ikisini karıştıracak bu arada. Evet, ikisini aynı anda yapacaksın değil mi? Bunlar çok güzel bu arada. Böyle pump pump yapıyorsun. Ha bak işte allığı ve highlighter'ı koydu. Parıldayan yanaklar ortaya çıktı. Gayet güzel. O zaman bundan sonra allıkla highlighter'ı aynı anda kullanalım. Batıklarımızdan kurtulacağız herhalde şu an arkadaşlar. Evet. Ha tamam, yaptın. Biraz bekliyoruz. Ne kremiyse bu. Tamam, onu oha nasıl ya? Nasıl olabilir? Ya Photoshop kesin abi, büyücü müsünüz siz? Nasıl olabilir böyle bir şey? Bu arada bu bilgi doğru arkadaşlar. Dişlerinizin daha beyaz olmasını istiyorsanız eğer, bir çorba kaşığı Hindistan cevizi yağınızı alıp ağzınızda bekletiyorsunuz. Aynı şekilde fırçalayabilirsiniz belki. Her bir dönüşe yarıyor. Ama o ağızdaki o Hindistan cevizi yağının hissi çok kötü. Yani ben o yüzden yapmıyorum mesela. Maskeleri kullanmayı bırak mı? Ciddi misin? Suratına sürdükten sonra maskeyi her yerine sürebilirsin. Emin miyiz ama ya, bilmiyorum. Yüzümüze kullandığımız şeyin hassas olduğunu düşünerekten vücudumuzun her yerinde kullanabiliriz, evet. Bundan sonra maskeyi çöp atmaya son arkadaşlar. Her şeyinden faydalanacağız. 300 tane kağıt pipetin var. Bunlarla ay şey yapacak. Evet, saçını kıvırcıklaştıracak ve ısı kullanmadan gerçekleşecek bu herhalde. Aslında mantıklı ama bu kadar uğraşmam hayatta. Oha abla, nasıl uğraştın? Kolay da çıkıyor var ya. Oha, saçlara bak, çok güzel. Kedi merdiveni gibi olmuş. Oha, bayağı güzel gerçekten. Bu ısısız saç şekillendirme olayı muazzam bir şey ya. Ben mesela örüyordum eskiden. Zaten benimkiler şekilliydi de, yani öyle daha güzel oluyordu. Yine ruju dudağımız dışında her yerde kullandığımız bir video göreceğiz şu an. Kontür yapacağız. Far yapıyoruz, allık yapıyoruz. Hala kontür ve dudak. En son olarak dudak, inanamıyorum ya. Ben bunu bir deneyeceğim. Gerçekten işe yarıyor mu çok merak ediyorum ya. Bunu Instagram'ımda denerim. TikTok'ta olur. Takip edin ki görün. Aloe veralı bir günlük rutinim. Ne? Abi ne kadar güzel. Evet ama kirpiğim çok yapışmaz mı ya? Ama net uzatır var ya, kesin uzatır. Evde pirinç maskesi yapımı. Bu arada biliyorsunuz ki bu çok viral bir akım. Bu pirinç suyunu saçlarımıza, suratımıza, maskesini keza aynı şekilde her çeşit kullanabiliyoruz. Ben bunu izleyip yapacağım. Hiç vakit bulamadığım için yapamamıştım mesela. Şuna bakın, resmen un kıvamında aşırı kremsi bir yapıya sahip. Ve bunu dışarıdan bir sürü para verip maske satın almak yerine evde bedavayı yapabiliriz ya. Çok iyi bir şey. Harbiden deneyeceğim bak bunu. Bu da herhalde dudak kontürü. Evet, önce pudraladık. Ardından bu tarz bir şekil çiziyoruz. Ne alaka? Oraları farklı mı renk yapacağız acaba? Ha böyle olunca daha mı güzel oluyor? Evet. Önce kahverengi kalemi geçtik. Ardından da kırmızı ruj. Ne kadar güzel oldu. Şuna bakın. Beyaz göz kalemi ben çok seviyorum şahsen. Beyaz eyeliner'ı da bayılırım. Şuna bakın. Evet, kirpik diplerine bunu yaparsak bu arada gözlerimiz daha fresh oluyor. Evet arkadaşlar, bugün videomuzun sonuna geldik. Bugün sizinle birlikte herkesin bilmesi gereken güzellik tekniklerine baktık. Bence bayağı bilgilendirici bir videoydu. Bazılarını denemem lazım kesinlikle. Denediğimi görmek için de beni Instagram'dan ve TikTok'tan takip etmeniz yeterli. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve benimle birlikte eğlenmişsinizdir. Videoyu kapatırken kanalımı ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.